Umberto Eco, Gül'ün Adı. Çok uzun zamandan beri okumak istediğim ama ancak fırsat bulabildiğim bir kitap. Umberto Eco, 1932'de İtalya'da dünyaya gelmiş bir yazar, aydın, kültür adamı. Rai'de kültür programları yapmış. Birçok bilindik İtalyan gazetesinde makaleler yazmış. Grup 63'te bulunmuş. Grup 63, o zamanlar dünyanın değişimine ayak uyduramayan, edebiyatı eleştiren bir grup. Artık postmodern bir anlayışın benimsenmesini istiyor. Geleneksel kalıpların dışına çıkmasını, artık dünyanın değiştiğini o zaman için ve ona uygun bir edebiyat dili belirlenmesini istiyor. O grubun bir üyesi Umberto Eco. Kitap Orta Çağ'da bir manastırda yaşanan olayları anlatıyor. Dinsel ve karanlık bir roman gibi görünüyor. 733 sayfa ve sanki insan sıkılacakmış gibi geliyor ama inanılmaz bir dili var. Çok rahat ve çok akıcı bir şekilde okuyorsunuz. Bunda sanırım çevirmenin de büyük bir emeği ve katkısı var. Şadan Karadeniz gerçekten çok akıcı bir dil var. Yani bu kadar ağır görünümlü bir kitabın bu kadar akıcı ve keyif verici olmasında sanırım çevirmenin de bir katkısı var. Onu da tebrik ederim. Kitap dediğim gibi Orta Çağ'da geçiyor. 1327'de bir manastırda yaşanan cinayetleri anlatıyor. Ama tabii bu cinayetler çerçevesinde dinde mülkiyet tartışmasını, Hristiyanlıktaki tarikatların birbiriyle çekişmesini, papalıkla İmparatorluk arasındaki çekişmeleri, güç mücadelelerini anlatıyor. Günümüze de uygun düşen bir konu aslında. Bilimle dinin çelişmesini anlatıyor. Ve bunlar çok güzel bir örgüyle örülmüş. Kitaptan, birçok kitaptan yaptığım gibi alıntılar yaptım. Şimdi onu da kendim için, kendime arşiv olsun diye saklayacağım. Daha anlatacağım. Bir zamanlar erkekler yakışıklı ve boylu bosluydular. Şimdi ise çocuk ve cüce. Ama bu yaşlanmakta olan dünyanın acıklı durumuna tanıklık eden birçok nedenden yalnızca biri. Gençler artık hiçbir şey öğrenmek istemiyorlar. Bilim geriliyor. Tüm dünya tepe taklak olmuş, körler körleri yönetiyor ve onları uçuruma sürüklüyorlar. Kuşlar daha uçmayı öğrenmeden yuvadan ayrılıyor. Eşekler çalıyor, öküzler oynuyor. Maria artık düşünsel yaşamı sevmiyor. Marta artık etkin yaşamdan hoşlanmıyor. Lea kısır. Rachel tensel açıdan bakıyor her şeye. Cato genel evlere dadanmış. Her şey çığırından çıkmış. O günlerde Tanrı'ya şükür, üstadımdan öğrenme isteğini ve yollar engebeli de olsa var olan doğru yol duygusunu öğrendim. Fransa Üniversitesi'ndeki Fransiskenlerin ve Dominikenlerin gereğinden çok bilgili olmaları ve sözlerinin dinlenmesi dolayısıyla sapkın olarak bir yana atılmalarının istenmesiydi. Fransisken tarikatını onu ortadan kaldırmak isteyenlerden kurtararak kullanımındaki tüm malların mülkiyetini tarikata vermesi üzerine Marche'de bazı rahipler baş kaldırdılar. Çünkü bir Fransiskenin ne kişisel, ne manastır, ne de tarikat olarak hiçbir mala sahip olmaması gerekiyordu. Bana hiç de İncil'e aykırı şeyler öne sürüyormuş gibi görünmüyorlar. Ama işin içine dünyasal nesnelerin mülkiyeti girince İnsanların adeta uygun olarak akıl yürütmeleri güçtür. Onun için bu rahipleri ömür boyu hapse attılar. İnsan soyunun yenilenmesinden ruhani meclisler ve saraylar söz ediyorsa eğer, buna inanma.
Basit insanlar kasaplık hayvan gibidir. Düşmana sorun çıkarmaya yaradıkları zaman kullanılırlar. Artık işe yaramaz olunca da kurban edilirler. Ama o noktada prensin erki sona erer. Çünkü şu yeryüzünde hiç kimse İncil'in ilkelerine uymaya işkenceyle zorlanamaz. Her birimizin kullanımı konusunda öte dünyada yargılanacağı özgürce davranma isteği ne olur sonra? Kült bir eser, çok değerli bir eser. Okunmasını şiddetle tavsiye ettiğim gibi kütüphanemizde de mutlaka bulunması gerekiyor.